Umarım bugün de yine keyifli bir etkinlik olur, önceki ikisi gibi. Bugün üçüncü hekaton serimizin üçüncü etkinliğindeyiz. Bunlardan önce aslında biraz böyle genel olarak projeler nasıl üretilir konusunda değindiğimiz bir etkinlik yapmıştık. Ardından hekatonlarla ilgili trikleri anlatan bir etkinlik yapmıştık. Bugün tekrar projeler konusuna dönerek farklı başlıklar altında nasıl projeler üretebiliriz? İnsanlar neler üretmiş? Üretilenlerden hangileri ne ödüller, ne şekilde almış aslında? Bunu biraz daha iyi anlayabilmek için bu etkinliği yapmak istedik. Belki sizlere de fikir verir diye düşündük. Umarım bu etkinlik de çok keyifli geçer. Uygun, tekrar teşekkürler. Davetimizi tekrar kırmadın, buradasın. Şu an seni duyamıyoruz, mikrofonu kapalı sanırım. Şimdi geliyor galiba. Tekrardan herkes hoş geldi. Selamlar. Çıldır. Süper. İstersen arkadaşlar ben size yine kendimi tanıtayım. Daha tanımayan arkadaşlar olabilir beni daha öncesinden. Ben Patika ekibinden Ezgi. Web3 projelerinde proje yöneticiliği yapıyorum. Şu anda da Super Team Turkey'in co-lead olarak çalışıyorum Patika ekibinde. Uygun da Super Team Turkey memberlerimizden birisi ve çok ciddi anlamda teknik olan her konuya danıştığımız memurlarımızdan birisi. Sana söz vereyim istersen Uygun. Şimdi bu akşam biraz daha projeler üzerinden gidelim dedik aslında. Bir sunum hazırlamadım. Solana tarafında şurada bir liste vardı, hemen onu açayım. Solana'daki hekaton projelerinin yer aldığı bir listemiz var arkadaşlar. Aslında onun üzerinden gideceğiz ama belki o listeye bir göz atıp oradaki proje kategorilerini bir önden tanıyabiliriz. Ya sonuçta Web3 olduğu için aslında burada bazı kategoriler size farklı gelebilir. Önce isterseniz onun üzerinden geçelim. Uygun mudur Ezgi? Bu şekilde gidelim mi? Tabii. İstersen Kategorilere ben sana bakalım. tabii kategorilerde ilerleyelim. Şöyle bir saniye. Bir dakika, ekranımı ayarlayıp paylaşacağım. Ekranım geldi mi? Evet, görebiliyoruz şu anda. Tamam. Buraya linkini veririz arkadaşlar zaten. Onlar da kendileri izler. Burası bu listeydi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şöyle bir hekaton listesi var. Aslında bunun üzerinden gidersek belki daha iyi olur. Bir Biz saniye, şu burada aslında ekranı. oradaki sitedeki her bir başlığı ve projeyi teker teker sürdürülebilir hale getirdik diyebiliriz. Burada bir Excel spreadsheet haline getirdik. Bunları da Şimdi siteden şöyle, de bulabilirsiniz. evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Yani buradaki kategorileri yazıp çizerek gidelim hızlıca. Sonradan da bunu sizinle paylaşırız. Bir kenarda da durur. Şuradan bakarak, yani şunlar kategoriler. Payment Şöyle graph. kaç tane? Evet, aşağıya doğru gidiyor. Burada şunları ben hemen alayım. Saniye. Ben hemen erişim veriyorum. Sanırım erişim kaynaklı alamıyorsun. Sıkıntı değil ya. Şöyle koyarız. Şöyle biraz da büyüteyim. İnce kategorimiz bu olsun. Şöyle yazılımda yan yana arkadaşlar görsün. Üzerinden hızlıca geçelim. Burada DAO vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gaming var. Gaming var. DeFi var. Hı.
Mobil var. Ve geri kalanlar diyeceğimiz Web3 Tray var. Bu başlıklara da girmeyenler. Dedik genel olarak bunlar haricinde dediğimiz. Şimdi şuradan hemen şöyle bir bakayım payment tarafında. Evet. Şimdi payment kategorisi zaten arkadaşlar adından da belli. Yani payment'a ne giriyor? Direkt Solana üzerinde ödeme alabileceğimiz. Aslında bu ödeme de iki şekilde. Sol olarak Circle'ın aplikleriyle USDC olarak yani bir stable coin olarak da bir şekilde çevrim yapılarak alınabilir. Burada bir tane proje vardı hatta bununla alakalı. Ve belki oyunlarda falan kullanabileceğimiz NFT olarak da belli payment süreçlerinden geçireceğimiz projeler olabilir. Şurada mesela bir tane proje var. USDC ile ödeme alınan. Bunları belki birkaç tanesini sonradan bakarız, altyapısına bakarız açıksa. Şimdi payment tarafında aslında şöyle bir sıkıntı var. Bizim Türkiye'de regülasyonlardan dolayı bu olmuyor. Ama yine de hackathon'da bunu kabul ederler herhalde değil mi Ezgi? Yani, sonuçta bu global bir hackathon. Türkiye'deki şeyle çok düşünmeye gerek yok. Öyle yorumluyorum. Yani biz sanki Solana ile ödeme alacakmış gibi global hackathon'da bir proje geliştirebiliriz. Kesinlikle. Yani biraz daha böyle şey düşünebiliriz hackathon'larda. Hani çok işte Türkiye'de aynı regülasyonlar var. Türkiye'de yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ona çok takılmaya gerek yok. Solana tarafındaki işte SPL tokenlarla yapabileceğimiz aslında birçok şey var. Ödeme çözümü var. Bir kategorileri açıklayalım. Sonra belki proje üzerinden gideriz. Şimdi DAO tarafı. Ya bilmiyorum DAO tarafını duyan var mı? Yabancı olan var mı? DAO ilginç bir şekilde bir kavram. Ama bu kavram Web3 ile birlikte hayatımıza giren bir kavram. Decentralized Automation Organization anlamına geliyor. Genel anlamda bir merkeziyetsiz otonom organizasyon diye tanımlayabiliriz. Bunun alt kategorileri var. Merkeziyetsiz şirketler var daha ileri seviye. Ama şöyle düşünün, bir amaca hizmet eden, DAO'ların mutlaka bir amacı olması gerekir. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Bir tane dünyada DAO var Amerika'da. City DAO adında. Oraya katılanlar kendileri bir DAO'nun kasası var. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir ülke gibi veya bir şirket gibi düşünebilirsiniz. O kasaya bağışta bulunuyorlar. Ve bunlar Amerika'dan bir arsa alıp o arsanın üzerine İşte bir en son karar eğlence parkıydı. Aslında başlangıçta ne yapılacağı belli değildi. Sonra bu DAO'ların içindeki ekip oylama yaparak mesela bu City DAO örneğinde bu arsaya ne yapacaklarına karar veriyorlar. Yani karar veren aslında o DAO'nun tüm üyeleri oluyor. Tabii orada belli şartlar var. DAO'ya verdiği destek niteliğinde oy hakkı oluyor. Mesela başka ilginç bir DAO var. O da NBA futbol takımı almak için oluşturulmuş bir DAO. Yani binlerce insan bir araya giriyor. Bir şekilde bu insanlar DAO'nun kasasına bir para koyuyorlar. Ve o parayı belli yatırım araçlarında değerlendirip çoğaltmaya çalışıyorlar. Veya yeni üyelerin gelmesini bekliyorlar. Ve tek amaçları var. Bu da bir NBA futbol takımı satın almak. Burada hani DAO'ları biraz alt kırılımını açarsak aslında ortak bir hedef olması lazım. Şimdi ortak bir hedef olduğu için burada bir topluluk var. Bu topluluk da bir şekilde karar alması gerekiyor. İşte sizin aslında proje geliştirebileceğiniz, projeyi işte bir DAO kapsamına alabileceğiniz nokta bu topluluğa vereceğiniz hizmetler. Biraz önce ne dedim?
karar almaları gerekiyor. Aslında DAO'larda sistem şöyle işliyor. Proposal denilen bir teklif sistemi var. Yani DAO'nun çekirdek kadrosu bir işte proposal hazırlıyor ve bu proposal'ı oylamaya açıyor. DAO'daki oy hakkı olan kişiler de bu proposal'ı oyluyor. Mesela biraz önce dediğim gibi bu aldığımız arsa üzerine ne yapacağız? Yani bu arsayı nasıl değerlendireceğiz? Bu proposal'a insanlar oy veriyor ve en çok hangi seçenek ortaya çıkarsa bu kabul edilmiş oluyor. Yani böyle bir güzel tarafı var. Yani bir karar mekanizması var ve bu karar mekanizması topluluk tarafından oylama yöntemiyle yapılıyor. Burada mesela bu oylamaya yönelik araçlar geliştirebilirsiniz bence. Benim fikrim. Burayı yeşil yapalım. Şu anda bu DAO'lar, DAO içindeki topluluklar şöyle diyelim, mesajayım. Yani burada kullanılan şey aslında biraz daha chat gibi ama hani Discord diyelim buna. Discord çok kullanılıyor. Belki buna alternatif veya şöyle bir şey var. Discord üzerinde botlarla bu oylama sistemini bir araya getirebilirsiniz. Bilmiyorum. Bu tarz bir proje olabilir. Bana göre bu topluluğun birbiriyle haberleşmesi ve bu topluluğun DAO'nun hedefine uygun olarak karar almasını kolaylaştırıcı ürünler bir proje kapsamına girer. Bunun diğer tarafında biraz önce ne söyledim? İşte şey var, yani ortak bir şey tarafı var, kasa var. Ama bu finans tarafı biraz daha farklı bir konu. Yani orada DAO'daki herkesin o kasaya, o kasadan para çıkması için imza vermesi gerekiyor. Yani wallet'ları düşünün siz. Bir wallet var ama o wallet'un normalde para aktarabilmesi için sizin gidip onaylamanız gerekiyor ya Phantom'da. DAO'daki herkesin onay vermesi gerekiyor. Ya da işte belli çekirdek ekibin onay vermesi gerekiyor o paranın çıkması için. Ya yani o tarafta da bir şeyler geliştirebilirsiniz. Muhtemelen o tarz bir finans çözümü, güzel bir finans çözümü bulursanız da insanların hoşuna gider ama zor bir alan. Ben şunları daha böyle yapılabilir görüyorum. Payment tarafında da onu şimdi payment tarafında değinmedik ama şöyle bir şey, yani payment tarafında bence mesela e-commerce çözümleri, yani e-ticaret çözümleri hoş olabilir. Yani bu tarafa eğilebilirsiniz. Sanki kripto varlıklar hayatımıza girmiş de onları rahatlıkla kullanabiliyormuşuz gibi düşünürsek bu sefer aslında kullanıcıları özgürleştiren bir deneyim oluyor. Yani bir e-ticaret sitesinde bir ödeme sisteminin entegrasyonu olabilir. Ne bileyim bir servisin ortak ödeme sayfası olabilir. Burada aslında e-ticaret nezdinde bunu şey yapabiliriz. Bu tarz projeye geliştirebiliriz. Aklıma başka gaming diyelim buraya. Mesela gaming. Oyun için satın almalarla ilgili bir servis olabilir. Bunu da düşünebilirsiniz. Bunları sonra şey yaparız zaten. Hani soru cevap olursa detaylı kapsamına gireriz. Hani onu gaming'in altında da aslında değerlendirebiliriz. Ama ben gaming'in altında daha çok şey görüyorum. Bir oyunu oynamayı kolaylaştıran o şey var ya, oyun ekonomisi denen bir kavram var. Yani bu Web3'le gelen bir kavram değil. Oyun ekonomisini kolaylaştırmaya yönelik her türlü araç gereç aslında bence buraya girebilir. DeFi, şimdi en zor alanlardan birisi de DeFi. Bilmiyorum aranızda bunu bilen var mı arkadaşlar? DeFi şu demek. Şöyle hatta bir açıklama yazayım onu, sonradan size vereceğimi düşünerek şöyle açıklamasına yazalım. Şimdi merkeziyetsiz finans demek. Ben bunu en güzel şöyle tanımlıyorum. Kendi günlük hayatınızdaki bankacılık işlemlerini düşünün. En net tanımı bu. Yani burada da ne var DeFi tarafında? Mesela şey var. Borç verme, alma,
Yani bu borç dediğim aslında kredi. Yani bir bankayı düşün. Bankanın işte kredi tarafı olabilir. İşte mevduat olabilir. Sigorta olabilir. Aslında bir bankayı aklınıza getirdiğinizde o bankanın size verdiği her türlü hizmet DeFi kapsamına giriyor. Ve buralarda da güzel ürünler var aslında. Mesela MakerDAO denen bir DeFi ürünü var. Siz gidip oradan oraya Ethereum'unuzu bırakıyorsunuz. Size kendi token'ında bir ödeme yapıyor. Daha sonra yine o token'la ödemeyi geri verdiğinizde Ethereum'unuzun işte kilidini kaldırıyor, cüzdanınıza gönderiyor. Senelik belli bir faiz alıyor bunun üzerinde. Peki o şeyi nereden, likiditeyi nereden buluyor? Oraya da likidite sağlayan kişiler var. Siz gidiyorsunuz. İşte elinizde diyelim ki 100 eter var. O 100 eteri oraya veriyorsunuz. Sonra işte size de aylık veya yıllık belli bir o 100 eterin üzerine faiz verme imkanı veriyor. Yani aslında bir nevi mevduat hesabı gibi bir süreç. Normalde bankalarda para bankalara nereden gelir? İşte Merkez Bankası üzerinden sağlanır. Burada da aslında likiditeyi oluşturan ve onu kullanan yine wallet sahipleri, sistemdeki kişiler. Arada bir smart contract var. Bu smart contract tamamen otomatik şekilde çalışıyor. Yani tüm bankacılık hizmetlerinin otomatik olarak çalışması diyebiliriz. Şimdi mobile tarafta da aslında bu mobile taraf dediği şöyle bir bakalım şuradaki projelere. Evet, tahmin ettiğim gibi. Arayüzü mobil olan yani front end bir NFT uygulaması düşünün. NFT'leri analiz ediyorsunuz. Bu uygulamanın arayüzü eğer mobilse yani bir mobil uygulama olarak bunu sunduysanız siz bunu bu hackathon'da bir mobil kategorisine değerlendireceklerdir. Başka ne olabilir o taraftan? Ya biraz bu son kullanıcılara yönelik. Yani buradaki mesela mobili DeFi ürünüyle birleştirebilirsiniz. Ne yaparsınız? Gidersiniz DeFi ürünlerinin arayüzlerini tarayıp sallıyorum şu anda tabii ki. Belki API'ları da vardır. Oradaki faiz oranlarını alıp yatırımcılar için bir öneri tool olabilir. Bunu yapay zeka ile birleştirebilirsiniz. Niye mobil frontend'de? Ya biliyorsunuz ki artık herkesin cebinde cep telefonu var. Mobil olarak bir hizmeti sunduğunuzda kullanıcı sayısı yüksek olabiliyor. Burada projelere baktığımda şurada bir proje dikkatimi çekmişti hatta en başta ödül alan Iron Force. Bu kategoriyi ezgisiz mi yaptınız yoksa onların kategorizasyonu mu? Onların ödüllendirme kategorisi çalışıyor. Ben o zaman şöyle proje kategorisi olarak development Cenderemin sebebi hepsinin arasında en iyi olan başvuru olarak onu almışlar. Best of best of. Tamam ama ona baktığımda aslında o development tools. Yani insanların şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani Web3 gerçekten çok yeni bir alan olduğu için burada da Web3 üzerindeki tüm projeleri işte sizin gibi developerlar geliştireceği için özünde en alt kademede developerlar bu kodları yazmazsa hiçbir şekilde ne bu DeFi alanındaki bir proje üretilebilir, ne mobil tarafta bir NFT analiz tool üretilebilir. O yüzden ben burada birinci projeye şöyle bir projeye gidelim. Şöyle bakalım. Bir saniye. Tamam, web sitesine gideyim hemen. Şimdi bu Solana üzerinde API geliştirip bu API'leri yayınlamayla alakalı bir tool benim anladığım. Çok detay verilmemiş yani proje aktif değil şu anda. Şu arayüz bilmiyorum hiç API geliştiren var mı? Aslında Swagger denen bir tool var. Yani sizin API içindeki endpointleri hızlı bir şekilde
Frontend tarafındaki arkadaşa iletmek için yaptığınız bir arayüzdür. Yani bir pakettir aslında, projeye eklediğinizde otomatik oluşur. Bu da ondan ilham aldığı belli. Sizin oluşturduğunuz işte API'ları direkt şurada mainnet beta diyor. Seçtiğiniz şeyde, network'te denemenizi sağlıyor. Yani bence gayet güzel bir proje, mantıklı bir proje. O yüzden de zaten birincilik ödülü almış. 65 bin dolarlık bir ödül almış. Bu Breakpoint ticket nedir Ezgi? Breakpoint salonunun her yıl yaptığı en büyük etkinliklerden birisi. Muhtemelen bunu ticket'a çeviririm şimdi. Evet, Yine hem salon ticket da ekosisteminde veriyor. ileride kullansın diye. Aynen, ticket'a Güzel. çeviririm şimdi. Muhtemelen o Aa, yok. ticket da Evet. ücretli de bir ticket. Yani ciddi anlamda ücreti de vardır. Hani Türkiye'ye göre baktığınızda. Evet. Ya burada birincilik ödülünü hani bir geliştirici tool'un alması hoşuma gitti benim. Yani çünkü o tarafta ben zaten ciddi anlamda bir fırsat olduğunu görüyorum. Mesela buraya arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Gidip mesela Ethereum ekosistemindeki veya Near ekosistemindeki bir tool'u alıp, yani buradaki tool dediğimiz şey aslında şu. Yani şimdi şöyle biraz açalım. Yani ne demek istediğim daha net olsun. Bir API geliştirme. Yani güvenlikle alakalı bir şey olabilir. Güvenlik test diyelim. Biraz çünkü bu smart kontratlar sürekli update edilebilir yazılımlar olmadığı için bunların çok iyi test edilmesi gerekiyor. Hatta şu güvenlik ve testi ayıralım. Şimdi mesela biz şeyde Anchor'da kendi testimizi yazıyoruz da, unit testimizi. Yani şu an aklıma geldi. Mesela o testleri otomatik yapan bir CLI tool'u veya bir web arayüzü olan tool çok işe yarayabilir. İhtiyaç var bence. Unit test ya da işte büyük testi diyelim. Bunun kapsamına başka ne girer? Bu API geliştirme kısmında aslında şimdi yine aklıma gelen bir şey oldu. Bu hackathon'a katılırsam ben bu projeyi düşüneyim. Aklıma şöyle bir şey geldi. CI/CD diye bir araç duyan oldu mu bilmiyorum. Yani CI/CD şu demek arkadaşlar. Yani bir API veya bir mobil uygulama da olabilir. Çalıştığı ortama, yani diyelim ki mobil uygulama markette yüklendiğinde çalışıyor ya. Üretildiği ortam neresi? Developer'ın bilgisayarı. Developer'ın bilgisayarından başlayıp onun işte test, bu test işte integration test olabilir, buradaki gibi unit test olabilir, yük testi olabilir. Sonra güvenlik, mesela biz bu normal API'lerde şey yapıyoruz, Sonar Cloud'da yapıyoruz. Bunları geçtikten sonra da build edilmesi, bu build etme işlemi biliyorsunuz Rust'ta da var. BPF formatına build ediliyor. Ve server'a yüklenmesi. Bunun Web3 tarafındaki karşılığı da nedir? İşte bir mesela mainnet beta'ya veya testnet'e veya devnet'e yüklenmesi. Bu süreci uçtan uca takip edip yönetebileceğiniz bir tool da olabilir. Mesela böyle bir şey hiçbir şekilde yok. Yani şimdi şu an düşününce aslında şu başlıkta o kadar çok eksik var ki biz developerlar olarak gerçekten bayağı uğraşıyoruz. Developerlar da şöyle bir durum var ya, kendi sökemiyor o durumu. Yani kendi uğraştığı problemi görmüyor aslında. Başka problemleri çözmeye çalıştığı için burada ciddi fırsat var bana Bir göre. dakika, o zaman bana çok güzel bir pas artı, yani ben şu anda sana çok güzel asistler yapacağım, bu golleri istiyorum. Şimdi Hadi bakalım. her türlü projeyi geliştirmiş biri olarak en çok problemi de sen muhtemelen yaşamışsın diye düşünüyorum. Yani Farklı işimiz problem ekosistemlerde yaşamak. de geliştirme yaptığın için mesela burada yahu burada şu yok dediğin neler var? Ya Birkaç ben böyle şimdi 5-6 tane. sen direkt proje istiyorsun benden ama şimdi bu projeleri yapanlardan bir şey alırım ben o zaman. Kazanırlarsa %10 alırım. Valla artık kabul ediyor musunuz arkadaşlar? Kazanma ihtimali geliyor.
Şimdi projene. şöyle aslında, ya Belki ben gerçekten yaparım. neden olmasın? Şimdi şöyle diyelim, gerçekten bu süreci bir, şimdi harbiden biraz önce söylediğim şey bunu yaparken aklıma geldi. Yani biz developerlar olarak problem çözerken arkadaşlar kabul etmiş, güzel. Biz developerlar olarak problem çözerken dediğim gibi kendi söküğümüzü dikemiyoruz. Biraz da kod yazmayı sevdiğimiz için aslında geçen bir tane kod geliştirirken yine Rust tarafında veya bir tane size aslında gelecek haftalar için bazı örnek kontratlar hazırlıyorum da onları yaparken aklıma şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte bu işte kontratı geliştirme, build etme, test etme, işte onun Web3.js'le bunu bağlama, sonra onun loglarına bakma falan. Ya aslında aynı şeyleri yapa yapar çok basit şeyleri ama uzun süren şeyleri sürekli yapıyorum. Yani ve bir süre sonra bu benim hoşuma gitmedi. Ya kod yazmak güzel bir şey. Yani kafamdaki algoritmayı koda çevirmek güzel bir şey. Ama o kodu işte testini yazmak, sonra onun Web3.js'teki işte sıraklarının karşılığını tanımlamak, API erişimini yazmak, onu işte yüklemek, o yükledikten sonra yüklediğim işte diyelim ki devlete yükledim veya lokaldeki Solana noduma yükledim. Onun testini yine yazmak, yapmak, çalışıyor mu, doğru data geliyor mu? Gönderdiğim datanın işte şey üzerindeki yüklediğim network üzerindeki loglarına bakmak, bana doğru loglar veriyor mu? Aklıma birden Amazon geldi. Yani biz Amazon'da onları çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz ve logları da görebiliyoruz. Şimdi bu log dediğim şey nedir arkadaşlar? Bilmiyorum. Hani buradaki kitle mutlaka Python'da bile kod yazsa kodun bir noktasında print deyip işte bazı değerleri konsola yazdırmıştır. Yani bir şeylerin çalıştığını görmek istiyorsunuz. Bunu da mesela Rust tarafında işte mesaj makrosu var Ancor'da. Araya bunları koyuyorsunuz ama bunu çalıştırdığınızda normalde devnette nerede göreceksiniz? Mesela göremiyorsun. Yani şöyle düşünün. Burası blockchain üzerindeki bir alan. İşte bu log takibi. Ya ben bizim şirkette proje yazdırırken projelere özel log katmanı yapıyoruz. Mesela diyorum ki ben işte şu kategorideki kullanıcıların loglarını uzaktan açalım ve onun işte mobil uygulamasındaki tüm logları ben TCP/IP üzerinden alıp bir ekranda göreyim. Bunun için yani zaman harcadık, para harcadık ve bir log sistemi yaptık. Niye? O kadar önemli ki yani bir hata olduğunda, bir şey olduğunda ancak bu loglardan bunu çözebiliyorsun. Yani burada da işte şey var, client var. Yani client dediğimde biliyorsunuz burası işte Web3.js diyelim veya RPC servisler ya da işte client. Şimdi ben buradan bunu alıyorum, çalıştırıyorum. İşte veri gönderiyorum. Veri ne olsun? İşte 2 artı 2 eşittir kaç? Yani böyle saçma sapan bir smart contract yazdığımı düşünün. Toplama işlemi yapıyor. Ondan sonra bunu yazarken de burada bu işlemi yaparken de ya da şöyle diyeyim asal sayı bulma diyeyim. O kadar da basit. Asal sayı bulmak. Şimdi buradan bir sayı gönderiyorum. Bunun asal olup olmadığını şey yapıyor. Hani bulan bir kontrat var. Bu kontratın çıktısını nerede alacağım ben? Belki oradaki algoritmanın bazı steplerine şey yapacağım. Hani bir mesajla konsoluna yazdıracağım. Blockchain'de konsol neresi? Burası işte adamın server yani bir tane nodun üzerinde bu benim Rust uygulamam çalışıyor. Ama blockchain üzerinde kendi log sistemi var. Ama client'ın bundan haberi yok. Yani, Solana'nın kendi Solana CLI'nde bu yapılabiliyor. Ama hani gidip benim yeni bir terminal ekranı açmam lazım. İşte bir ekrandan onu yükleyeceğim, bir ekrandan onu açacağım. Ya bir noktada hoşuma gidebilir. Yani ben zaten terminalde kod yazan birisiyim. Tmux'ta bir sürü terminal açabilirim. Ama o kadar da gerekli mi hani bunu yapmak? Belki bu sistemin tamamını yani bana şu CI/CD diyelim. Şu client tarafında gerçekleşen işlemler. Burası bir developer tarafı diyelim. Client demeyelim de burası developer'ın bilgisayarı. Tamam. Burada hangi işlemler gerçekleşiyor? Şöyle güzel güzel yazalım.
Burada ilk başta işte kodlama yapılıyor. Kodlama demeyelim de development demeyelim. Kodlama benim jargonumda biraz tasarım, HTML, CSS'e karşılık geliyor da. Sonra test yapılıyor biliyorsunuz. Ondan sonra işte build ediliyor kod. Yani nokta so formatına çeviriyor ve deployment yapılıyor. Ya bu testin içerisinde güvenlik testleri vesaire de olabilir. Şimdi biz unit test ediyoruz ya arkadaşlar normalde kontratlara. Aslında belli güvenlik testleri de yapmamız lazım. Mesela ne gibi? İşte Solana'nın yapısında biliyorsunuz kontrat kendi state'ini başka bir account'a tutuyor. Yani buradaki çalışan kod kendi içindeki değişkenlerin değerini başka bir account'a, Solana'daki account'a tutuyor. Onu da bir şey gibi düşünün. Yani bir dosya gibi düşünün. O forum'a birisi çağırdığında o forum'daki tüm şeyleri, değerleri birden fazla account'a şey yapabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben diyelim ki bir şey kaydediyorum. Ya whitelist oluşturuyorum veya yemek tarifleri yaptığım bir uygulamam var. O uygulamayı ben çağırdığımda farklı bir A account'ında bu datalar tutuluyor. Atıyorum ben buna izin vermişim programda. Ezgi çağırdığında bu B account'ında tutuyor. Dolayısıyla o benim tariflerimi görmüyor gibi. Hani böyle farklı şekilde de ayrıştırılabilir de en temelde böyle bir yapı var Solana'da biliyorsunuz. Ama bazı account'ların da diğer şey tarafından, account'lar tarafından değiştirilmemesi gerekiyor. Mesela bu güvenlik açığı, bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Yani Solana'nın dokümanlarında da var. Yani bunu diyor kontrol edin diyor size gönderen account'un sahipliğini. Bunların da bu test kapsamında kontrol edilmesi gerekiyor. Aslında şöyle bir durum var. Şu ana kadar çıkmış güvenlik açıkları internette var. Hatta bazı tool'lar da var. Ethereum tarafında tabii daha fazla olduğu için bu. Ethereum tarafında Python'la yazılmış güvenlik CLI tool'ları var. Kontratı veriyorsunuz. Bütün şu ana kadar raporlanmış işte 150-200 tane şeye göre, rapora göre o kontratı test ediyor. Biliyorsunuz oradaki kontratlar hepsi aynı interfezden türetildiği için şey isimleri, fonksiyon isimleri aynı olduğu için test etmesi kolay. Mesela bunun Solana tarafında bir karşılığı yok. Yani şu uçtan uca, yani burada deployment'ı yaptık. Şimdi deployment'ı yaptıktan sonra blockchain'e attık. Tabii bunu mainnet'e atmadık. Mainnet beta veya devnet'e attık. Yani test ortamına attık. Biz şimdi şirkette bir uygulama geliştiriyoruz arkadaşlar. Orada Amazon üzerinde bizim Kubernetes'te iki farklı namespace var. Yani bunu iki farklı bilgisayar gibi düşünün. Normalde tüm testlerimizi, şirket içindeki çalışmalarımızın hepsini test ortamında yapıyoruz. Onun database'i de ayrı. API'ların adresi de ayrı. Her şeyi ayrı. Birbirinden bağımsız. Bir de production var. O production database'ine mesela şirkette benden başka kimse erişemiyor. Ben ve bir arkadaştan başka kimse erişemiyor. Hiçbir developer erişemiyor. Ve dışarıya zaten kapalı. Kullanıcı şifresini versem de yine erişim sağlanmıyor. Böyle bir yapı var. Burada da bunu şey gibi düşünün. İşte devnet ve ne olsun bu? Mainnet. Mainnet de production ortamı olsun. Buraya yüklediğimizde aslında bunun testini tekrar yapmamız gerekiyor. Orada da testini yapmamız gerekiyor. İşte bir kullanıcı testi yapması gerekiyor falan. Aslında normal yazılım süreçlerinin hepsinin tekrar yapılması gerekiyor. Ve şu anda burada hiçbir şey yok. Yani o kadar bakir bir alan ki hani yanlış anlamayın biz buradaki bütün her şeyi amele gibi her seferinde tekrar tekrar yapıyoruz. Yani geçen 2-3 tane smart contract hani dedim ya şablonlar oluşturuyorum. Peş peşe yazınca bunu aldım yani. Niye aynı şeyi tekrar tekrar yazıyorum? Yani yapmasanız hani ben yapmasam da olurdu bunları. Sonuçta hani test için yaptığım kontratlar. Ama gerçek bir projede işte birkaç tane arka arkaya proje yaptığınızı düşünün. Tamamını yeniden yazacaksınız. Web 2 tarafında bunlar tabii ki çözüldü. Yani bu Sonar Cloud olsun, işte Amazon tarafındaki servislerin arayüzleri olsun bunların hepsini çok güzel bir şekilde yapıyor. Ama burada bunu yapan bir şey yok. Şurada baktığımız ilk proje vardı ya. Şu Iron Force projesi. Bu mesela bunun şeyini çözmüş. Neyini çözmüş? Hangi kategoriyi çözmüş? Şuraya bir çözüm getirmiş aslında. Yani. Şu an benim anladığım
Otomatik deployment. Biraz da CI/CD tarafına ve işte şuradaki Web3.js tarafına bir çözüm getirmiş. Şu iki tarafa bir çözüm getirmiş ama gördüğünüz gibi diğer taraflar hala boş buradaki yük testine. Ve bunun böyle güzel bir arayüzde olması. Şimdi size şöyle bir şey göstereyim bir dakika. Bizim mesela Swagger'ı nereden gösterebilirim? Şöyle açıklayalım bakalım. Mesela bu bizim bir kurye uygulamasındaki Swagger ve burası Sandbox test ortamımız. Şimdi şunu yanına getirelim. Yani hani bunları adamlar oturup böyle icat etmemişler. Web2 tarafındaki süreçleri almışlar, buraya koymuşlar ve böyle yan yana getirelim. Bunu Solana üzerine uyarlamışlar. Burada ne var mesela? Şurada network seçimi var. Bu Web2 tarafında biz bunu direkt URL'den ayırıyoruz. Şurası Sandbox olunca bizim tarafta bu test sistemi. Buradan seçiyor. Mesela burada muhtemelen bir smart kontrattaki bir fonksiyona denk gelen bir API'yi sistem otomatik şey yapmış, oluşturmuş. Mesela biraz önce dedim ya, bir sayı gönderiyorum, bana asal mı değil mi cevap dönüyor. İşte tabii orada eğer gerekiyorsa şuradaki örnekteki gibi yemek tarifi kaydediyorsam hangi account'a kaydedilecek vesaire bunları da almak gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi account bilgisi var. İşte belli parametreleri de otomatik oluşturmuş. Yani smart contract'ı tarayarak otomatik API oluşturmuş. Bakın burada ne var? Trade out. Normal Web2 tarafındaki projeye gelelim. Şimdi şurada tabii bir token girmek gerekiyor. O token şu an yok ama şöyle hemen bir tanesini açayım. Bakın. Burada. Execute dediğimde sorguyu gönderiyor. Bana şuradan bir transaction ID geliyor. Bir response geliyor. Şuradakine bakalım. Burada ekran görüntüsü var mı? Response. Birebir aynısını yapmış arkadaşlar. Yani hani bazen böyle proje bulmak için kendimizi çok yoruyoruz ama kendi içinde bulunduğumuz süreci şey yapamıyoruz. Bakın aynısı birebir. HTTP status code direkt yazdığı API'ye şurada. Gördüğünüz gibi response. Swagger arayüzünü Solana'ya uyarlamışlar ve ne kadar ödül almışlar? 65 bin dolar. Bu Swagger arayüzde bir paket Web2 tarafında ücretsiz bu arada. Yani ücretsiz bir teknolojiyi Web3'e uyarladıklarında kazandıkları değer de o kadar. Bunun bir de mesela Solana, şimdi aklıma geliyor aslında. Üzerine konuştukça güzel projeler geliyor. Diyelim ki şurada benim yemek tariflerim, yani burada Ezgi'nin yemek tarifleri tutuluyor ya. Ben peki buradaki programı çalıştırmadan buraya bağlanmak istiyorum. Yani şey gibi düşünün. Bir database'e bağlanıp aslında onu uygulama haricinde test etmek, içindeki veriyi taramak gibi düşün. Mesela bu da olabilir. Yani şu uçtan uca sürecin tamamı elden geçebilir. Gördüğünüz gibi adamlar burada çok basit. Yani ben hani şu arayüzün artık şirkette kullanılmasını yasakladım. Farklı bir bu API'leri kullandığımız bir şey var. Niye? Endpoint'leri bir araya topladığımız bir Postman'ı duymuşsunuzdur. Postman gibi bir tool var. Yani Postman'dan daha basit, Insomnia diye onu kullanıyoruz. Çünkü bu adresleri front-end developer'lar unutmaya başlıyor bir süre sonra. Hangi adresti, hangisiydi? İşte şuradan token olması gerekiyor. Burada da bu problem var. Buradaki bu problemi de Web2 tarafında adamlar işte Insomnia diye bir tool geliştirmişler. Şöyle. Bunu da bu problemi bu şekilde çözmüşler. Yani Swagger'ları bir araya toplayan bir tool geliştirmişler ve bunu da satıyorlar. Yani biz bunu ücretli olarak kullanıyoruz. Şu paketini. Şimdi çok hızlı gittim ama soracağınız bir şey var mı? Ezgi buraya kadar var mı eklemek istediğiniz? Belki ben burada şey de söyleyebilirim. Bu özellikle development tool'ların bu kadar değerli olmasının bir sebebi de gerçekten sosyal faydaya dönüşüyor olması. Diğer developerların yapacağı şeyleri kolaylaştırıyor olması. O yüzden bu development tools kısmında çok ciddi grantler de alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 5 bin dolara kadar olan grantlere başvurabiliyorsunuz.
Ardından hakikaten bu daha fazla edecek gibi bir durum söz konusuysa da, daha fazla çözüm üretiyorsa, herkes bunu çok kullanıyorsa, ona ilişkin ekstra bir durumda, yani oradaki bütçeler de değişebilir. Dediğim gibi, ama development tool kısmı gerçekten çok değerli her ekosistem için. Ezgi, benim bir projem var bu tarafta. Daha önce aklıma gelmişti. Şimdi buradaki şeylere, ödülleri görünce ben de onunla başvurayım Hekaton'a bari. bekleriz. Hekatona. Grant'a başvuracaktım ama Hekaton'a o zaman başvurayım. Zaten o Hekaton süreci sonucunda başarılı projeleri grant kapsamında da değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Bu tarafta arkadaşlar, yani bu şey development tarafında bayağı güzel aslında şeyler varmış. Eğer hani biraz şey yaparsanız, üzerinde böyle uğraşırsanız mutlaka bir şey çıkar, ama şuradaki kavramları biraz böyle test ederseniz web 2 tarafında en azından bir database ile uğraşırsanız, yani şunu düşünün, çok basit. Ben şimdi benim ekranım sadece Safari mi paylaşıyor, bir şey göstereceğim. Bir saniye kapatıp yeniden açayım. Desktop 1 diyelim. Tamam, geldi değil mi ekranım? Şimdi şöyle bir şey var. Ya yani biraz önceki database tool'u. Yani şurada mesela şu aşağı alt menüye bakarsanız bunlar hep benim kullandığım development tool'ları. Belli development tool'ları var bunların içinde de. Ben yani şöyle bir development tool'um var. İşte burada ne yapıyorum? Ben direkt database'e bağlanıp o database'le alakalı işi sorgularımı gönderiyorum. Yani gördüğünüz gibi böyle bir arayüz var. Ben işte şuradan bizim paketli projesinin test ortamına bağlanmışım. İşte şunu çalıştırdığımda bana bir sonuç dönüyor burada. Hızlı bir şekilde bu database'e bağlanıp görebiliyorum. Şu tarafta da işte benim daha önceden eklediğim database'ler var. Şimdi bunun Ethereum'da bir karşılığı yok ama Solana'da olduğu için bunu ben özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da elimizdeki teknolojiyi de bilmek lazım. Şöyle çizime tekrar geri gelirsek. Yani şurada şimdi Ethereum'la Solana'nın en büyük farkı şu. Siz mesela bir tane Python programı düşünün. Python programında bir tane değişkene bir değer atıyorsunuz veya bir değişken tanımladığınız dictionary veya array. Ona bir değer atıyorsunuz. Bu değer Ethereum'da direkt değişkende kalıyor. Yani hiç kapanmayan bir program gibi düşünün Ethereum'u. Bir Python uygulaması çalışıyorsunuz ve sürekli açık kalıyor. Doğal olarak oradaki sizin array değişkeninizin içerisinde o değer saklanıyor. Yani sizin state'leriniz uygulamanın içerisinde duruyor. Ama Solana'da dediğim gibi account'ları da bir dosya gibi düşün. Yani şöyle düşünün. Bir tane uygulama yapmış bir arkadaşınız. O uygulamaya çalışırken diyorsun ki sen işte benim diskimdeki a.json dosyasını veya a.txt dosyasını kullan depo olarak. Yani bunun içerisinde sen değişkenlerini tut. Doğal olarak o uygulamayı çağıran frontend hangi account'u geçerse ona parametre olarak o account'taki değişkenler oraya yüklenecektir. Bu sayede ben frontend'de Ezgi ve Uygun'u ayırabilirsem ve onlara özel oluşturduğum account'ı uygulamaya geçersem birbirlerinin datalarını görmezler. Yani bu business anlamında Solana'da ciddi bir kolaylık sağlıyor ve şuradaki account'ların boyutu arkadaşlar 10 MB'a kadar çıkıyor. Bu Ethereum'da zaten uygulamanın toplam boyutu 24-25 KB falan. Mesela böyle bir imkan da var. Yani bu account'ları tarayan, bu account'ların güvenlik kontrolünü yapan, verilerin kontrolünü yapan, işte şeyle kontratta uyumluluğunu kontrol eden, sallıyorum şu an. Bir arayüz, yani bir CLI tool'u bile veya basit bir web server. Bunu işin komik tarafı, bunu mesela Rust'ta yapmaya gerek yok. Yani Python'da da yapabilirsiniz. Yani Solana'nın RPG servisini veya Web.js kütüphanesini falan kullanarak. Ya bu tarafta şu an konuşunca benim de anladığım ciddi anlamda şey var, fırsat var. Şu listeye tekrar bakmak istiyorum Ezgi. Burada mesela başka development tool'u var mı hatırladım? Ben hepsine bakamadım da. Web3 kısmında var galiba.
Bak. Evet. Aklın yolu bir. Ama projeyi şuna gideyim. Kapalı. Şuna. Ha, bu transaction'ları tarıyor. Ethereum falan dediği için şimdi ben hani şey gibi düşündüm. Biraz önce bizim örnekteki gibi acaba Ekantar'daki datayı mı tarıyor dedim de direkt transaction'ları yani Explorer tarzı bir şey bu. Doğru anlıyorsam. Yani Google Search demiş ama bu tabii. Bunu Solana üzerinde mesela bu arayüzü ona benzer yapabilirsiniz. Transaction'ları zaten tarayan çok şey var. Explorer'lar onu yapıyor. Ya o da aslında şey mesela şimdi bu Explorer uğraşan varsa zaten buradan mesela şeyi seçiyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar testnet, devnet. Buraya kendi bilgisayarınızdaki şeyde Solana nodunun adresine girip lokali kullanabiliyorsunuz. Burada şeydeki blockchain'in üzerindeki transaction'ları görebiliyorsunuz. Yani mesela bunları da alıp yorumlayan bir şey olabilir. Yani bir proje de olabilir. Bilmiyorum şu an aklıma geldi. Belki spesifik bir program account'u girince o programın daha önceki transaction'ları buradan raporlanabilir. Şimdi bu arayüz böyle ama bunun arka tarafta API'leri var. Yani siz buradaki tüm raw data'ya hepsine erişebiliyorsunuz. Şurada hatta dur bakayım benim aradıklarım geliyor mu gelmiyor. Şuraya transaction ID'yi girdiğinizde onun tüm detaylarını burada görüyorsunuz. Yani bu tarz bir şey de yapılabilir. Şurada şey yaptığımız kısım vardı ya. Burada mesela deploy ediyoruz ya uygulamayı. İlk deployment tarafı zamanında daha çalıştırmadan önce şöyle bir şey yapalım. Burada mesela diyelim ki deployment yapıyoruz. Deployment yaptıktan sonra sistem bize şeyi veriyor. O programın aslında blockchain'in üzerindeki executable account'unu veriyor. Yani uygulamamızın yüklendiği adresi veriyor. Biz de onu kendi tool'umuzda alıp kaydedip daha sonra bu taraftaki o uygulamanın tüm loglarına, tüm transaction'larına erişebileceğimiz bir arka tarafta sürekli çalışan ve mesela Amazon'da çalışan veya Google Cloud'da, Azure'da çalışan bir servis de yapabiliriz. Yani bunun üzerinde çok durduk. Ezgi'nin de söylediği gibi aslında durulması da gerekiyor. Çünkü hani geçen gün dedim ya ben bunları yapıyorum mesela. Böyle bir tool olsa belki oradaki diyelim ki 5-10 dakika uğraştığım süreci 30 saniyede yapacağım. Boş boşuna uğraşmayacağım. Bu sefer ne yapacak? Benim üretim kapasitem artacak. Belki dalgınlığımla yapmadığım testleri sistem yapıyor olacak. Belki şuradaki yüklediğim smart kontratta çok karışık bir data structure var. Bunun şey tarafındaki, frontend tarafındaki serializable TypeScript nesnesini yazmakta zorlanıyorum. Belki bunu kontratı okuyup bir arayüz otomatik yazabilir. Hani orada borç kullanıyorduk da şey yapıyorduk ya, Rust içindeki struct'ların birebir karşılığını TypeScript içinde tanımlıyorduk. Değişkenleri hani o sıranın aynı olması, tiplerin aynı olması gerekiyor. O mesela zor yani. Şimdi hep basit uygulamalar yaptığımızda çok problem değil yani. Orada struct'a iki tane alan koyuyoruz. O alanlar kolay bir şekilde TypeScript içinde tanımlanabiliyor. Ama diyelim ki B2B uygulaması yapıyoruz veya bir işte mobil üzerinde bir uygulama yapıyoruz. Bunların tanımlanması biraz daha zor olacaktır mesela. Bunu kolaylaştırabiliriz. Aslında biraz üzerinde çalışınca ben nerede zorlanıyorum sorusuna kendi kendinize çözüm bulduğunuzda da şey yapabilirsiniz. Güzel bir proje çıkartabilirsiniz. Bir de şey tarafı var mesela Ethereum tarafındaki bazı eğitim materyalleri var. Hani interaktif eğitim materyalleri var. Bunlar Solana tarafında henüz tamamı yok. Mesela onun Solana üzerinde yapacağınız bir proje de olabilir.
Şurada var mıydı o tarz bir şey Ezgi? Tam emin olamadım ben de. Yok. Deylokuntu bir tane var galiba buradan. Bakın burada bir tane DAO Chat projesi var. Ha, yani Chrome extension olarak da bu arada normal frontendinizle şey yapabilirsiniz. Kodlayabilirsiniz. Realms diye bir database var. Onu kullanıyor. Ses gelmeyecek muhtemelen kulaklıktan dinlediğim için. Ya gördüğünüz gibi şey yapmışlar. Şu arayüz Discord'un arayüzünü alıp yeniden kodlamış adam. Ama bunu blockchain üzerinde yapmış. Ne kadar para almış onu merak ettim. 15 bin lira. Yani çok da uçuk kaçık projelere gerek yok gördüğünüz gibi. Hani adam burada Discord'un aynı frontend'ini almış. Ondan sonra bir chat arayüzü yapmış. Ama tabii ki bu projeyi değerlendirenler şimdi benim söylediğim gibi değerlendirmiyor bunu. Nasıl değerlendiriyor? İşte diyor ki bunu geliştirirse belki Discord'da bağlar. Ondan sonra işte içerisine başka bir şey daha ekler. Adam belki de Discord'un işte şeyini yapar. Blockchain üzerinde çalışan halini yapar gibi düşünüyor da olabilir yani. Hani öyle bir bakış açısına da sahip olabilirler. O yüzden hani benim projem işte çok basit, işte çok dandik. Hani bu beğenilmez gibi düşünmeyin. Zaten bir yayında da söylemiştik galiba. Yani Web2 tarafındaki her şey Web3'te en azından hani hepsi yeniden yapılması da hepsi denenecek. Belki birkaç defa denenecek. Ve bakılacak güzel olanlar işte akla yatkın olanlar kalacak. Diğerleri yaşayamayacak. Orası Web2'den devam edecek. Ama insanların beğendiği çözüm olarak hoşlarına giden çözümler Web3 tarafında devam edecek. İşte bu Discord örneğine benzer bir şey yapmış bu arkadaş. Bu devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Herkes deneyecek. Belki Discord da buradan görecek. Oradaki ekibin aklına da bir fikir gelecek. Ya buradaki arkadaşlarla irtibat kuracaklar ya da alıp projeyi kendileri yapacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Soru var mı? Sorulara bakalım. Çok kendi kendimize gittik. Şeye de bakarız şimdi bu yılda. Şimdi bu sitede arkadaşlar, şimdi chatten paylaşılan site aslında Süper Team'in bir sayfası. Burada belli kategoriler var. Şu development tool'lara hemen bakalım ne varmış. Co-pilot bilen var mı? Co-pilot'u. Ben kullanmıyorum da yani sevmiyorum bu tarz şeyleri. Kod yazmama yardımcı olan şeyleri. Ama burada mesela co-pilot'u belki şey yapabiliriz yani smart kontrat geliştirmek için kullanabiliriz. Bu bir fikir bu arada yani buradaki her şey bir fikir. Ve şeyi de vermişler güzel tarafı. Buradaki hangi yani bu fikri hangi teknolojik altyapıyla geliştirebilirsiniz? İşte OpenAI'ın API'si var. Yani ChatGPT'nin bir önceki versiyonunun şeyi var. Ama ChatGPT'nin de kendi API'i var bu arada kullanabiliyorsunuz. Co-pilot'un dokümanını kullanabilirsin demiş. Bu o tarafın nasıl yazıldığıyla alakalı. Muhtemelen Co-pilot zaten yakın zamanda destek vermeye başlayacak Rust'a vesaire. Solana'nın dokümanları, SDK'sı vesaire. Bir dakika, şu da ilginçmiş. Şimdi Firebase diye bir şey var. Bilen var mı? Varsa bana yazabilirse arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle boş bir projede Firebase'i göstereyim. Firebase Google'un sunduğu bir hizmet ve
Bize belli backend tool'ları veriyor. İşte bir authentication tool'u veriyor. Bakın authentication blockchain'le direkt alakalı. Bir bu check, app check yeni çıktı. Bu da mesela çok kullanılabilir. Blockchain'le aynı yapı servis verilebilir. Başka ne var? Bu file store, real time database, bunlar bir database. Belli extension'lar var, storage var, hosting var. Bu hosting'e API ile karşılık gelebiliriz. Function'ları da smart contract'la eşleştirebiliriz. Bu aslında sizin Web 2 tarafındaki bir mobil uygulama geliştirirken, tabii ki web tarafında da kullanılabiliyor. Mobil uygulama geliştirirken ihtiyaç duyacağınız tüm backend tarafındaki tool'ların hepsini tek bir servis altında topluyor. Biz mesela çok kullanıyoruz bunu, push notification tarafında falan. Database tarafında kullanmıyoruz ama şey tarafında kullanıyoruz. Başka şurada bir seçenek daha var. Aklıma bir şey gelmişti, bir saniye. Şu projeyi açalım. Evet, bu IPFS aslında şuradaki şeye denk geliyor, storage'a denk geliyor. Ya burada fikir vermiş, aslında Firebase'e benzer bir servis yapabilirsiniz demiş. Yani bence gayet mantıklı. Şu an fark ettim bu projeyi. Bu da mesela komple çözüm, yine developerlar için bir çözüm. Bu Cosmos tarafı da aslında aynı baktığımızda. Cosmos biraz hani şey bir kavram, yani blockchain'ler arasında haberleşmemizi sağlayan bir dil geliştiren bir blockchain gibi düşünebiliriz. Yani mesela şu başlık da ilginç. Hot Reloading Program. Bu şu demek arkadaşlar, eğer siz yazdıysanız Flutter'da işte Android'de falan kodu yazarken ekranın sol tarafında kodu yazıyorsunuz. Sağ tarafında kod otomatik ekrana yansıyor gibi bir çözüm. Mesela bu smart kontratlarla ilgili olabilir. Çok mantıklı. Diyelim ki DevNet üzerinde siz işte lokalde kodu yazdıkça otomatik arka tarafta DevNet'e yüklenip işte o front end'iniz güncellenebilir. Böyle bir şey de olabilir. Şimdi bu no code çözümler aslında işin gittiği nokta no code. Yani no code dediğimiz not only code gibi bir şey. Arayüzlerin yani front end'lerin kodu kendi kendine üretip bazı servisleri sağlaması gibi. Aslında bir işte Airtable'da bir no-code çözümü baktığımızda. İşte bu Firebase'in bazı tool'ları da no-code çözümü. Bu tarafta mesela belli tool'lar geliştirilebilir demiş. ETH build'den örnek alabilirsiniz demiş. Ya burayı incelemekte fayda var. Linkini koyduk zaten. Güzel de şeyler varmış, projeler varmış burada. Ben tabii şimdi hep developer tool'lara baktım, biraz daha diğer taraflara bakalım. NFT'lerde ne var? Dijital Art Gallery. Bununla ilgili aslında geçen Mayıs'ta katıldığımız NFT İstanbul, şimdi tam adı da aklıma gelmedi, etkinliğinde bir firma dijital çerçeve geliştirmişti. Mesela buna benzer. Tabii o fiziksel halini geliştirmişti ama bu da olabilir. Ticketmaster. Şuna bakalım. Şimdi Ticketmaster bir şey firması. Eventlere Biletix gibi düşün. Zaten Biletix de Ticketmaster satın aldı. Ben de zamanında Amerika'ya bir proje geliştiriyordum. Oradaki bir firmada remote çalışıyordum. Oradaki firmamız da bizim öğrenciler için işte temsilcilikler verip konser biletleri sattırıyordu. Onun arayüzünü biz yapmıştık. Sonra biz işte belli bir yere geldikten sonra bu Ticketmaster o projeyi satın almıştı. O zaman bayağı sevinmiştik. Sonra geldi Türkiye'deki işte bütün dünyada zaten bu şekilde büyüyor. Biletix'i de satın aldı, Türkiye piyasasına girmiş oldu.
Bu arada bu şey tarafında arkadaşlar, ticket tarafında NFT'lerle ciddi şeyler var. Buraya yazalım hatta bunu. Buraya NFT başlığı koyduk mu? Niye koymamışız? Bana göre bu şeydeki NFT altındaki en güzel işlerden birisi de bu event ticket sistemi. Ben event diyeyim, genel bir başlık atayım. Burada eventle alakalı bir şey var mıydı? Proje vardı galiba. Mobile tracking'de birinci olan proje. Arkadaşlar şey yapmış, tam girişimci sunumu yapmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi burada direkt ticketları NFT olarak oluşturmuş. Ya bu tarafta büyük fırsat var ama şöyle bir negatif tarafı da var. Bu herkesin aklına geliyor. Yani Türkiye'deki birkaç yerde de bunu gördüm. Çok yapılan bir proje. Yani çok farklı açıdan yaklaşarak bunu yaptırmanız gerekiyor. Öyle bir proje üretmeniz lazım. Geçen aklıma bir proje gelmişti. Onu da buraya yazayım da belki birisi yapar. Geçen hafta sonu gittiğimiz etkinlik vardı ya Ezgi, şey bu kripto female. Evet. Burada mesela ilk orada ilk panelde iki tane NFT sanatçısı vardı. O panelden sonra aklıma şu geldi. Buradaki sanatçıların aslında böyle listelendiği, önceden bir sanat eserini nasıl alıyorduk? Aslında bir müzayede evine veya bir işte galeriye gidip oradaki işte resimlere bakıp ben birkaç defa gitmiştim işte bir resim satan bir galeride işte bu resmin sanatçısı şu kişi şurada ödül aldı. İşte bu resmin sanatçısı çok genç birisi ama işte sektör tarafından geleceği çok parlak olarak görünüyor. O yüzden insanlar şu andan resimlerini alıyorlar, şey gibi düşün. Yani NFT'yi ucuza alıp ileride değerlenecek gibi. Parlak bir sanatçı gördüklerinde onun tablosunu alıp elde tutuyorlar. Yani ileride büyük bir galeride işte şeyi sergisi olursa ellerindeki eserler de değerlenecek. Aslında NFT tarafıyla şimdi düşününce çok benzer şeyler vardı. Ama buradaki bilgiyi biz nereden alıyorduk? Gidip işte galerideki arkadaştan alıyorduk. İşte bir müzayedeye katılıyorsak orada dinliyorduk onu. Veya bir arkadaşımızdan o sanatçıyla alakalı bilgiler alıyorduk. Ama NFT tarafında şöyle bir şey yokmuş mesela. Şimdi bir şeye gidip biz OpenSea'ye gidip bir NFT satın aldığımızda, yani bu collectible NFT'ler değil, gerçekten sanat eseri, işte Refik Anadolu satıyor diyelim mesela, şey NFT ismi. Refik Anadolu'da tanımadığımızı düşünün. Yani bu sanatçının aslında hem off-chain olarak hem de on-chain olarak
geçmişini izleyebileceğimiz bir tool yok. Yani ben bir sanatçıya baktığımda Twitter'dan bir NFT'sini gördüm. Hani bir mobil uygulama da olabilir bu, bir işte web sitesi de olabilir. Oraya girip o sanatçıyı bulayım, araştırayım veya OpenSea'deki bir NFT'sinin ID'sini yazdığımda onun tüm geçmişine, işte kaç tane NFT sattı, belki fiziksel olarak da bir galeride vesaire yer alıyorsa onları da görebileceğim. Buna ne denir bilmiyorum, hani şeylerin, sanatçıların LinkedIn'ı mı denir? Hani o tarz bir proje yok mesela şey şu anda. Ve yani oradaki konuşan, panelde konuşan NFT sanatçılara, aslında NFT sanatçısı diyorum ama onlar zaten normalde sanatçı yani. İşte biri zaten resim yapıyormuş daha önceden. Biri heykel yapıyormuş. Bir şekilde hayatlarına devam ederken NFT teknolojisiyle tanışınca bazı eserlerini o tarafa taşımışlar. Ama şimdi NFT tarafındaki insanlar onları tabii ki görmedikleri için, belki de hayatları boyunca yüz yüze gelemeyecekler. Dünyanın herhangi bir yerinden koleksiyoner olabiliyorlar artık NFT ile birlikte. Yani Türkiye'deki bir sanatçının da koleksiyoneri olabilir. İşte Avustralya'daki bir kişi. Ama onun hakkında almadan önce bilgi edinebileceği bir alan yok. En fazla işte OpenSea'daki veya işte başka bir marketplace'deki profili var. Araştırırsa Twitter'daki profili var. Ama ben hani şeye gittiğimde, galeriye gittiğimde oradaki galerideki kişi bana şunu söylüyordu. İşte bu arkadaş genç bir arkadaş. Daha önce biz bunun işte 3 tane resmini sattık. İşte şu fiyatlara sattık. Şu tarz yorumlar geliyor gibi, böyle bir şey var aslında. Yorumu var. Daha önceki yaptığı işlerin yorumunu bana veriyor. Ama bu mesela on chain olarak, blockchain'de çok kolay bir şekilde takip edilebilecek bir iş. O sanatçının işte kontratını, NFT'lerin kontratını takip edip çok rahat bulunabilir. OpenSea'nın API var mı bilmiyorum. Belki o API da kullanılabilir. Veya şöyle bakalım. Bir API görünmüyor şu anda. Bu da Solana tarafındaki marketplace. Hani daha önce karıştıranlar belki biliyordur. Bu tarafa bakalım. Ha, bunun API varmış. İşte Solana'cıların kafası farklı çalışıyor. Güzel. Mesela bu kullanılabilir. Bu arayüz de bu arada Swagger tarzı bir arayüz. API'lerin dokümantasyonunu oluşturup yazabiliyorsunuz. Yani third party'lere publish edebiliyorsunuz. Bunu inceleyebilirsiniz. Yani bu kullanılabilir. Aklıma yeni geldi bu proje. Ne diyeyim yani, NFT artık LinkedIn mi diyeyim artık gibi. Bayağı proje ürettik Ezgi. Bunları not alsaydık iyiydi. Neyse, tekrar izler bakınız. Evet. Ya başlıkları yazdım buraya. Burada en az evet. 1 milyon dolarlık proje var. Evet. Hocam bunları sonra paylaşabilir miyiz? Arkadaşlarımıza indirebiliyor muyuz bunu, ya da link atabiliyor muyuz? Şey mi? Bu dokümanı mı? Evet. Hemen şey yapayım ben. Yayından sonra nereden paylaşacağız? Discord'dan paylaşırım ben arkadaşlarla. Hackathon kanalından. Yine Discord'umuz olmayan varsa ben link atayım. Hı-hı. PDF'i çevirir, gönderirim. İzleyenler zaten üzerinden geçtikçe şey yapar. Aklına gelir muhtemelen. Yani burada tekrar hızlıca geçeyim arkadaşlar. NFT tarafında güzel potansiyel var. NFT artistlerin işte bir eksiği var. Event tarafı çok rahat proje yapılır ama çok var piyasada. Dikkatli olmak lazım. Ödeme tarafında ben e-commerce tarafına eğilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. DAO'ların işte biraz önce gördüğünüz çok dandik uygulamayla adam şu kategoride işte şey almış. Ama bu sene alınabileceği anlamına gelmez bu arada bu. Sadece şu an fikir olsun diye. Ama oylama tarafı neydi o? Bir dakika. DAO. Evet.
Şimdi adı aklıma gelmedi. Belki birazdan gelirse söyleyeyim. Şu anda dünyada bütün DAO'ların kullandığı tek bir tane oylama sistemi var. Dakika, onu bulayım ben size göstereyim nasıl çalıştığını görün. Sen Snapchat. Dünya var mı? Burası arkadaşlar. Şimdi bu şu an Safari kullandığım için Safari'den wallet'umu bağlayamıyorum. Ama ben de burada bir şey açmıştım. Developer'lık için. Hatta bir ara şirketi de burada oylamaya geçirelim dedik de yatırımcılar kabul etmedi. O kadar da değil dediler. Her kararı oylayalım dedik. Şuradan mesela bir DAO bulalım. Ave. Bu Ave. Şuraya şey yapayım. İsmini de yazayım. Nerede bu? Şurada. Şu kredi tarafındaki servislerden birisi. Şurada kalsın. Şimdi bu DAO'nun topluluğundaki kişiler şu şekilde proposal'lar arkadaşlar yayınlıyorlar. İşte böyle bir proposal yayınlamışlar. Burada bir upgrade yapacaklarını söylüyorlar. Bu proposal'ı kim oluşturmuş? Burada var mı? Bir bakalım. İşte bu arkadaş bu proposal'ı yayınlamış. Tamam. Demiş ki işte özeti bu. Niye böyle bir şey yaptık? Bunu tek tek açıklamış. Bu arada proposal dediğimiz şey Web3 tarafında çok yaygın bir yöntem diyeyim. Yani topluluğa ait bir serviste bir değişiklik yapmak istediğinizde hatta şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle mesela koyayım. Burada bir proposal var. Şimdi ilk aklıma Ethereum tarafı geldiği için işte burada Vitalik yani adam kalkmış kendisi proposal yazmış. Ethereum'u istediği gibi kendisi yapsın şey yapsın gelmiş buraya. Gördüğünüz gibi burada şimdi Python'cılar sevinecektir. Böyle gerekirse kodları da buraya ekleyerek bu proposal'ları yapıyorlar. Bu Python'da da var. Mesela Python'da bu şekilde ilerliyor. Solana tarafında var mı tam bilmiyorum. Bu proposal'lara buradan hemen şuraya geri dönelim. İşte açıklamış uzun uzun ben sistemde şu değişikliği yapmak istiyorum demiş. İşte buradan da o DAO'nun içerisindekiler oylama yapmış. Şu kadar kişi oy vermiş. Baktığımızda oylama sonuçları da şurada. Burada belli seçenekler sunmuşlar. Ve %47.36 ile bu kabul edilmiş. Şu an kapalı diyor bu. Şuraya bakarsak bir de ilginç bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu sisteme dahil olan bir DAO'nun içerisindeki kararları görebiliyorum. İşte Web3'teki şeffaflık da aslında bu. Şunu da şey yapabiliriz. Snapchat.org diye not alabilirsiniz. Burada da işte bu aktif olan bir şey proposal. Yine şu kişi vermiş. Bakın bu hesabını onaylamadığı için sadece adres olarak burada var. Muhtemelen bilmiyordur. Burada da zaten şöyle bir durum var. Burada bunu özellikle gösteriyorlar oylama sonuçlarına. Kimlerin oy verdiğini. Çünkü insanlar bazen işte diyelim ki çok teknik bir konu. Yani biz DAO kurduk. İşte NBA futbol takımını satın alacağız. Ama o takımı satın alırken bir web sitesi yapmak istiyoruz. Onun teknik oylaması var. Yani çok saçma ama diyoruz ki hangi teknolojiyle bu web sitesini yapalım. Ben diyorum ki Next.js'te bu olsun diyorum. İşte proposal'ını yazdım. SEO uyumludur, hızlı çalışır, işte fotoğrafları optimize eder vesaire. İşte Ali diye bir arkadaş da geliyor. Hiç anlamıyor diyelim teknik taraftan. Buradan bakıyor uygun hangisine oy vermiş. Yani buna oy vermiş. O zaman doğrudur diyebiliyor. Bunları inceleyeyim. Burada bayağı şey var. DAO var. Siz de kendi şeyinizi, DAO'nuzu buraya ekleyebiliyorsunuz.
Mesela INS, Transval, bayağı çoğu var burada. Ben olsam sizin yerinizde bunu inceler, buna benzer bir arayüz yapardım mesela. Belki bunun mobil tarafı var mı? Mobille çalışanı veya QR kodlu falan bir şeyler yapabilirim. QR kod çok kullanılıyor. QR kodda Volt'u bağlayıp oylamayı yapabilirim falan. O tarz bir şey olabilir. Şuradan da kendi şeyimizi ekliyoruz. Kendi DAO'muzu ekliyoruz. Burada kategori bazında isteyebiliyoruz. Buradan da şeyi bulabilirsiniz. Dünyada hangi DAO'lar var? Bu listeye buradan ulaşıp burada şey var mı? Bilgisi var mı bakalım. Şuradan bu bilgi herhangi bir bilgi yazmamış. Yani şeyde Discord'da aratıp hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Yani DAO'lara da buradan ulaşabilirsiniz listesine. Bitcoin de buradaymış mesela. İlginç bir şekilde. Şu listeye geri dönersek DAO'da kalmıştık tekrar ederken. İşte bu oylama tarafına belki daha pratik. Dediğim gibi QR'la birleştirebileceğiniz, mobille birleştirebileceğiniz bir sistem alternatifi sunabilirsiniz. Bildiğiniz aslında anket oylama sistemi gibi bir şey bu. Eğer daha önce anket projelerinde çalışan varsa ben önceden anket projelerini çok basit görürdüm. Daha sonra bir bakanlığa hatırlamıyorum bir anket projesi yazdım. Hayatımı karartmıştı. Böyle cevaba göre sonraki soru falan değişiyor. Sonra bu anketleri yapan sağ servisler ortaya çıktı. Ve böyle tablet koyup işte AVM'deki tuvaletlere veya mağazaların girişine bayağı popüler olmaya başladılar. Güzel de iş yapıyorlar. Mesela o tarafta deneyim olan varsa bunu web 3 tarafına taşıyabilir. Veya oradaki bir projeyi inceleyip bunu mesela on-chain olarak yapabilir. Yani illa üzerine çok bir şey katmanıza gerek yok. Diyorum ya şu an her şey arkadaşlar geleceğin demosu gibi. Yani ne yaparsak yapalım bir değeri var. Kimisi tutacak, kimisi tutmayacak. Yani buradaki projelerin, ödül alan projelerin belki de çoğu yok olacak. Kullanılmayacak. Yani baktığımız her proje gördüğünüz gibi ya web sitesi açılmıyor ya süreç bitmemiş, demoda kalmış. Belki arka tarafta hala geliştirmesi devam ediyor. İlla tamamlanmış bir proje yapmaya da gerek yok. Yani geçen Ezgi de söylemişti. Uçtan uca en azından şimdi biz burada hangi tablayı tam şimdi bakın hani şu. Yani burada bu ekranı görüyoruz ama hani bunun mesela demosunu yapamıyoruz. Muhtemelen bu adamların yapmaya çalıştığı şey biraz zor. Arka tarafta düşününce. Yani birçok CLI tool vesaire hani işte bir Windows'ta çalışması lazım. Linux'ta çalışması lazım. Mac'te çalışması lazım. Bir sürü farklı ortamda bunun test edilmesi gerekiyor. O yüzden en azından adamlar belki Linux üzerinde bunu çalıştırdılar. Bu şekilde projeyi sundular ve o ödülü aldılar. Ama dediler ki işte biz grant'a başvuracağız ve bunu geliştireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz diyebilirler. Gaming ile ilgili oradaki başka tekrar bakabilirsiniz. Yani bu gaming tarafında küçük oyunlar olabilir, kart oyunları olabilir. Bir hekatonda yani bir oyun modellenebilir mi 2 günde veya bir online Solana hekatonu 40-45 gün falandı galiba değil mi Ezgi? Online olarak. Evet, online diyebilirim. Evet. Mesela bir kart oyunu olabilir ama bir değer üretilme bence uzak durun. Yani oyunla ilgili bir servis, bir ödeme servisi vesaire yapabilirseniz yapın. Ama direkt bir oyun yazayım da ben NFT ile girilen falan onlar artık çok standart oldu. Hobi olarak yazabilirsiniz arkadaşlarınızla oynamak için ya da bak ben böyle bir şey yaptım deyip göstermek için yapabilirsiniz. DeFi tarafı başlı başına zaten ayrı bir kategori. Yani o tarafta o Excel listesinde bir proje vardı borç vermeyle alakalı. Bu mesela Aave yapılmış bir şey ama bu mesela şeyde Ethereum üzerinde yapılmış bir proje. Bunu Solana üzerinde yapabilirsiniz. O şekilde test edebilirsiniz. Yani başka bir blockchain'deki bir servisle Solana üzerine taşıyabilirsiniz.
Yani böyle bir imkan da var. Biraz araştırma yaparak hani Solana'nın servis olarak üzerinde henüz kodlanmamış bir projeyi getirebilirsiniz. DeFi tarafında bence bayağı fırsat var da biraz derin bir konu araştırmak gerekiyor. Mobil dediğimiz şey de işte buradaki ticket sistemi de yapsak o ticket sistemini mobilde yaptığımız aslında o kategoriye giriyor. Mobilin bazı zorlukları var. Cüzdan bağlama, işte wallet bağlamada bazı sıkıntıları var ama aşılabiliyor. Ödeme tarafında gerçi siz demo olarak hani bunu prototip olarak düşünün. Bazen Apple yüklenmesine izin vermeyebiliyor. Yani Apple çok ciddi kontrol ediyor. Bizde bir NFT Summit İstanbul'da oyunlaştırma projesi yapmıştık. İçerisinde wallet bağlantısı vardı. İlk 2-3 denemede onay alamadık. Yani biraz olayı tersten dokunmaya çalıştık falan. Hani wallet'u ilk girişte şey yapamıyor. Yani hani uygulamaya benim wallet'umu bağlayarak girsin kullanıcı diyemiyorsunuz. Yani böyle bir adamların şeyi var. Kıstası var. Onu normal içeri sokup içeride bir yerde o wallet'u bağlamasını isteyebiliyorsunuz. Ve üç başlığı zaten bütün kategoriler buraya giriyor. Yani aklınıza gelen her şey buraya giriyor. İşte bizim Yıldız Development Tool'umuz. Bu tarafta güzel şeyler çıkabilir. Harika. Valla uygun. Çok teşekkürler. Bütün bayağı proje çıkarttık bu akşam. Aynen. Sıfırdan bütün ekosistemi evet. Gözden geçirdik. Arkadaşlar bizim paylaştığımız linkler üzerinden bunların diğer detaylarını inceleyebilirsiniz zaten. Biz de az önce de bahsettiği üzere Duygu'nun bunu etkinlik sonrasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama süremiz de bayağı aşık aslında. Saat kaç oldu? Evet, var mı başka sorumuz arkadaşlar? Sormak istediğiniz varsa o soruları alalım ardından da. Uğur'un bir sorusu var ve Bitcoin'deki her şey uygulanabilir demişsiniz. Bir frontend üzerinde plugin ekleyerek ödeme yöntemleri blockchain üzerinde yapabilir miyiz? Frontend üzerinde plugin. Yani ödeme sistemleri genellikle plugin olarak olmuyor. Yani buradaki zaten bir eklenti olarak diyorsan Uğur, browser eklentisi olarak yapılır diyor ama o Excel'de şöyle bir proje vardı benim daha önce dikkatimi çekti. Şimdi PayPal'da mesela EasyGo'da böyle fintech firmaları sana ya sen diyelim ki Instagram'dan bir şey satıyorsun. İşte ne satıyorsun? Mum satıyorsun diyelim. Aklıma o geldi. Mum satıyorsun. Ve insanlar bunu satın almak istiyor. Ama sen e-ticaret siten yok. Hani insanların girip kredi kartıyla ödeme yapabileceği bir site yok. Sen bir e-ticaret paketi de almak istemiyorsun. Çünkü senin diyorsun ki benim kitlem şey de yani hani mum severler Instagram'da. Yani işte çocuğuna sünnet yapacaklar. Atıyorum düğün nişan yapacaklar. Instagram'dan araştırıyorlar. Bana DM'den yazıyorlar. Diyorlar ki işte şöyle sen bize işte 100 tane şu mumdan yap 2 ay sonraya. Sen ondan ödeme alman gerekiyor. Nasıl alabilirsin? Ya banka hesabına ödeme alabilirsin. Hani IBAN'ını verirsin. Onu gönderirler. Ya da gidip şeyle anlaşıyorsun mesela. EasyGo ile anlaşıyorsun. Diyorsun ki ben ödeme alacağım. İşte şahıs şirketim var. Sözleşmeleri imzalıyorsun. Zaten EasyGo online. Bir günde açıyor senin hesabını. Sen EasyGo'ya giriyorsun. Bir tane link oluşturma sayfası var. Ürünün adını yazıyorsun. Diyorsun ki işte Yıldız Pembe Mum 100 adet. Birim fiyatı işte diyelim ki 50 lira. Bilmiyorum. Toplam fiyatı şu kadar. KDV'si bu kadar. Yazıyorsun. Bir link oluşturuyorsun. O linki de DM'den gönderiyorsun müşterine. Müşteri açtığında bunu kredi kartıyla ödeyebiliyor. Taksit de yapabiliyor. Şimdi diyelim ki satın alacağı şey 100 lira olduğunda bunu IBAN'dan yollayabilir ama işte 5000 liralık mum aldığında belki nakit olarak yollamak istemez. Belki de kredi kartına taksit yapmak ister. İşte EasyGo sana o imkanı veriyor. Bunun mesela birebir karşılığı bir proje var o Excel'de. Oraya bakabilirsin. Yani biraz günlük hayatımızdaki şeylere bakıp karşılığını yapabiliriz. Şimdi Web3 üzerinde React.js kütüphanesi bunun için kullanılabilir mi? Ya burada bir şey var, kavram karmaşası var. React.js de yani React'ta sen bunun arayüzünü yapabilirsin. Yani bir ödeme arayüzü ama bir web sitesi gibi düşün. Burada sen Solana'yı
şey gibi konumlandır kafanda. Yani bir ödeme servisi veya bankanın bir post apisi gibi konumlandır. Sen yine kendi arayüzünü kendin yazacaksın. React'le yazabilirsin, HTML, CSS yapabilirsin. Ama arka taraftan Solana'ya React'ın içerisine Web3.js diye bir kütüphane var Solana'nın dokümanlarında. Onu projene ekleyerek bağlanıyorsun. Tam olarak yapman gereken bu. Başka soru yok herhalde. Çok teşekkür ederiz Uygun. Deep Dive projesi için oldu bugün. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Developer olarak kendimize tool geliştirerek de ekstra para kazanabiliriz. Kod yazarak para kazanıyoruz. Grantlarla, bounty'lerle. Sonra o kod yazma şeklimizi kolaylaştırmak için yazdığımız kodla da para kazanabiliyoruz. Inception. Evet. Çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Gerçekten şey yani proje fikri olmayan şu an cebi dolu bir şekilde bu seanstan ayrılıyor bence. %10 ortağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Size vaktinizi ayırdınız bu saatte. Yine herhangi bir sorunuz olursa bize Discord üzerinden yazabilirsiniz. Uygun'a da bize de her zaman ulaşabilirsiniz. Ben şimdi hemen atıyorum şeyi. Ezgi sen de yüklersin. Arkadaşlar belki sıcağı sıcağına şey yapmak istediler. İstanbul'da olanlar varsa arkadaşlar cumartesi günü bir IRL meetup'ımız olacak. Burada da aslında ekip arkadaşınız yoksa ya da fikriniz yoksa orada bir hep birlikte fikir geliştirme sürecinin içerisine dahil oluyor olacağız. Oraya da hepinizi bekleriz. Ben yine Discord kanalından arkadaşlar kaynakları paylaşıyor olacağım. Harika. O zaman herkese iyi görüşürüz akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi akşamlar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.